Evet, bir anket geldi önümüze. Ork araştırmanın anketi. Kendisini daha önce, yani en son anketlere, daha önceki anketlere baktığımızda AK Parti'ye yakınlığıyla biliyorduk. Son dönemlerde AK Parti ile belli sıkıntılar yaşadılar, gördüğümüz, gözlemlediğimiz kadarıyla. İşte hatta şey geldi, itiraz geldi AK Parti'den bunlara. Bunlar dedi ki ya biz ne yapalım, biz sayıları veriyoruz dediler. Böyle bir olay yaşandı. Bugün bir anket paylaşmışlar. AK Parti %30'un altına düştü diye bir anket paylaşılmış Ork'tan. Ork ayının Nisan ayı araştırma sonucunda sonuç değişmedi. AK Parti %30'un altında diyor. Millet İttifakı Cumhur İttifakı'ndan 3,6 puan önde diyor. Millet İttifakı, yani CHP artı İyi Parti %40. Cumhur İttifakı AK Parti artı MHP %36,6 ve ayrı ayrı partileri de vermişler. AK Parti %28,4, %30'un altında. Yani %29,5'lardaydı, %28,5'a doğru, hatta %28'e doğru bir düşüş görüyoruz. CHP %23,2, İYİ Parti %17,0. Burada ne görüyoruz diğerlerinden farklı olarak? CHP bir iki puan düşük, İYİ Parti bir iki puan yüksek. Buradan buraya kayış olmuş olabilir bu ankete göre değerlendirirsek. HDP %9,1, MHP %8,2. Diğer anketlere göre MHP biraz yüksek. Gelecek 3,2, diğer anketlere göre 2 kat neredeyse Gelecek Partisi. Genelde 1-1,5'larda görüyoruz. Deva 2,7. Saadet 1,5. HDP 1,4. YRP 1,2. Memleket 1,0. Hüdapar 0,9. Demokrat Parti 0,9. Bana şunlar pek gerçekçi gelmiyor. Hadi memleket belki %1 alır. Ya bilmiyorum, burada gerçi Zafer'in açılışıyla belki oraya kayış olabilir. Belki bu da olmaz. Bilmiyorum, dediğim gibi. Elimde veri yok. Tahmin sadece, ama bunların falan, ya yeniden refah belki %1 alabilir, ama ya Türkiye Değişim Partisi %1,4. Bu hata payı içerisinde diyelim, geçelim. ETP 0,6, diğer partiler 0,8. Zafer nerede? Burada. Bazı anketlerde Zafer yok. Ben onu anketçi bir arkadaşa sordum. Hatta iki tane ayrı şirkette çalışan arkadaşa sordum. Hem şu an için oyu düşük, o yüzden diğer partileri alıyoruz dediler. Hem de Zafer Partisi şu an seçime giremediği için Zafer Partisi'ni sormayan şirketler varmış. Hani seçime girme hak, seçime katılamadığı için Zafer Partisi şu an şirket onu ankete dahil etmiyormuş. Bazıları ediyormuş, edince düşük diyor. Bazılarında da edemiyor çünkü seçime giremiyor, teşkilatlanması yok diyor. Yok, katılamıyor. Şu an seçime girme hakkı yok Zafer'in. Şartlar var ya, teşkilatlanma vesaire, illerde, ilçelerde, onu karşılamıyor Zafer. Evet, bir de yön eylemden bir anket geldi. Yön eylem araştırmanın 1-3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket arkadaşlar. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar yakın hissettikleri partilere göre dağıtılmış. AK Parti %31,2 kararsızlar dağıtıldıktan sonra. CHP %28,6. HDP %10. MHP %7,8. Ya bu çok ortalama bir şey olmuş lan bu arada anket. Yani çoğu anket şöyle bir gözümün önüne getirip, hani tabii ki işte mesela bunun gibi yüksek olan var, alçak olan var. Ortalama aldığında yani bu tabloya yakın bir şeyler çıkıyor aslında. Kafamdakilere bayağı ortalamaya yakın yani, en azından. AK Parti %31,2, CHP %28,6, HDP %10, MHP %7,8. İYİ Parti %14,5. İşte muhtemelen bu 15 olur. Şunu da 28 desek düz oradan oraya. İşte. Saadet 0,7, Gelecek 0,5, Deva 2,6, Tip 1,3, Yeniden Refah 1,8, diğerleri %1. Daha tekrar söylüyorum, bu yani kafamdakine en yakın. Dediğim gibi ortalama, diğer anketlerin ortalamasına en yakın anket şu an gördüğüm kadarıyla. Alpapaşa hoş geldin. Kararsızların yakın olduğu partiler %10,7'si AK Parti, %12,8'i CHP,
%2,7'si HDP, %8,7'si MHP. Bunlar sanırım AK Parti'den kararsıza düşenler, MHP'ye gelenler. İYİ Parti %12,3, işte Saadet 0,7, Gelecek 1,3, Deva 2,5, Memleket 0,6, Yeniden Refah 0,8. Tüm partiler arasında kararsızım %46,9. Yani kararsızların yarısı şu an hiçbir partiye yakın değil. Kararsızların yarısı bazı partilere yakınken ve böyle bir değişim görüyorken onlar da, ki onlar dahil edilmiş. Hepsinin, kararsızların yarısı da ben hiçbirine yakın değilim diyormuş. CHP böyle saçmalamaya devam ettikçe Zafer başa gelirdik. Ya Zafer Partisi şu an doğru adımlar atıyor bence. Halkın dikkatini çekecek doğru adımlar atıyor. Ama Zafer başa gelir biraz, yani şu an için, bugün ne günlerden, 7 Nisan 2022 için çok ütopik bir söylem arkadaşlar. Bu sadece Zafer için de değil. Yani mesela Deva başa gelir, Zafer başa gelir, Gelecek başa gelir, Saadet başa gelir. Hani benim işte Yeniden Refah başa gelir, Memleket başa gelir falan. Hani bunların hepsi çok uç, çok ütopik. Ha, oy arttırabilir mi önümüzdeki süreçte? Belki arttırabilir, onu da o zaman konuşuruz, bakarız. Memleket kendi kendini bitirdi. Bana da biraz öyle geliyor ya. Yani Memleket Partisi çok hızlı kalkmıştı. Hatta baya Twitter'da falan agalar böyle profil fotoğrafları, paso Memleket Partili işte agalar falan böyle her yerdelerdi, sürekli yazıyorlardı şuydu buydu falan. İşte bazı açıklamalar, yapılan bazı yanlışlar, çok ciddi istifalar geldi. Sanırım içeride de biraz sıkıntılar oldu. Çok bilgi sahibi değilim ama. Öyle olunca şu an yani evet. O eski halinden eser yok şimdi yani. Bir de sosyal medya şeyleri falan biraz kötü ya, erişimleri, yapmaya çalıştıkları işler vesaire. Ve yeni doğan partilerin çoğu bana öyle geliyor açıkçası arkadaşlar yani. Çok fazla yeni parti var. Tabii ki belli hype'lar olacak, bazı işte altında toplanacak vesaire, ama bunların çok uzun sürmeyebileceğini düşünüyorum. Ha, belki şaşırtırlar, belki sürer, büyük patlamalar görürüz belki bazı partilerde, ama çünkü şu an çoğunluğa baktığımızda, bakın çoğunluk diyorum, biz buradaki bizden bahsetmiyorum, Twitter'daki agalarınızdan bahsetmiyorum, 80 milyon Türkiye'den bahsediyorum. Çok ciddi bir kutuplaşma var. Tabiri caizse iki tane de sancak var. Ve genel kitle birinin altında toplanıyor. Güç neredeyse o tarafa doğru kayıyor işte. Yani burada bir tip belki hani %1,3 zor. O belki HDP'den çekerse falan belki yani. Onun dışında genel olarak yakın bir anket bu anket. Yenilerden çekecek, katılıyorum. Selami Deva. Bana da öyle geliyor. Ben Deva'nın, şimdi AK Parti'nin olası seçim kaybetmesinden sonra Deva'nın oy oranını çok merak ediyorum. Çünkü AK Parti'den dağılan seçmen bir parti arayacak. İyi Parti'de muhtemelen bir artış göreceğiz. Bir de Deva'da bir artış göreceğiz. Bakalım. Hayırlısı. Ne olur ne biter. Mesela İYİ Parti'ye şu an AK Parti'den geçişler başladı zaten. İYİ Parti çok daha yukarılarda, %20'nin üstünde görebiliriz belki de ileride. Biz yani atıyorum 3 sene, 4 sene, 5 sene sonra falan. Deva'yı da belki yani %5'lerde, belki daha yüksek, bilmiyorum. Bunlar tahmin bu arada. Hani AK Parti'den bu kitlenin gidip dağılmasını düşünürsen, nereye dağılır diye düşününce oluşan şeyler. İkisi de NATO'cu, birisi liberal NATO'cu, diğeri milliyetçi NATO'cu. Ne yapacağız? Tüh. Neyse, ortalık yine çok karıştı. Ben AKP'ye basayım.
Bu bebeği mikrodalgaya mı atmak istersin, çamaşır makinesine mi? Ne hiçbiri. Kanka niye boşa oy atıyorsun, AK Partilisin yani. Çamaşır makinesinin başında Recep Tayyip Erdoğan varsa çocuğumu mikrodalgaya atarım. Biz size durumun ciddiyetini daha anlatamadık arkadaşlar. Yani biz şaka yapıyoruz zannediyorsunuz siz. Ben bugün 40 lira verdim 1 kilo bibere. Mikrodalganın başındaysa da çamaşır makinesine atarım. Kısa programda yapacak bir şey yok. duymasın. Altayır hazır lan, giriyorsun çamaşır makinesine. Allah. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve muhtemel adaylar. Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan. Erdoğan çatay aday olması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hala geride. Ancak geçtiğimiz aya göre Erdoğan'ın oylarında yaklaşık 8 puanlık bir artış var. Diğer iki isme karşı da durum hemen hemen aynı. Ya ben bu arada şey, bu işte bu aday mı şu aday mı anketlerine de bakıyorum. Ya Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a çok yakın oluyor. İşte ya bir puan üst, ya aynı, ya bir puan alt, iki puan alt falan, bu şekilde görüyorum. O yüzden de diyoruz yani, iki puan üstte olsa bile, tamam mı? De ki Kemal Kılıçdaroğlu iki puan üstte. Bu riske gerek yok ya. Bir bak, burada çok daha ciddi yani, gördün. Ekrem İmamoğlu %43'ü 37. Mansur Yavaş %43, %44. Yani hiç gerek yok, anladın mı? Riske gerek yok. Bu adam şey, bir orada Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun daha yüksek olduğu anketleri de gördüm. Ki burada tabii kararsızlar falan da var. O yüzden bu düşüş muhtemelen. Kararsızlar eklendiğinde çok daha ciddi oy farkları olur arada. Patır patır götürsün, bırak ya.